Evet, söyleyin bakalım. Deniz ne renkti? Mavi! Aferin. O zaman Deniz'i masmaviye boyuyoruz. Ve bunu al. Sen de bununla yap. Aa, Elif? Elif baba! Elif baba! Bakayım sana bir bakayım ne kadar büyümüşsün sen böyle kocaman. Sen de çok güzel olmuşsun. Ay, teşekkür ederim. Elif abla sen neden artık gelmiyorsun? Biz seni çok özledik. Geldim işte bak ben de sizi çok özledim. Keşke annene buldun sen Elif abla. Biz seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim canım evet, benim. Evet yerlerimize geçelim boyama yapmaya devam edelim. Arkadaşımızın adı Berkay. Berkay da bizimle birlikte boyama yapacak. Biz de Elif ablanızla dışarı çıkıp geleceğiz tamam mı? Tamam. Gel canım biraz hava alalım hem bana da iyi gelir. Olur. Elif, neyin var senin? Sevinç. Ben hiç iyi değilim. Ben eski hayatımı özledim. Ailemi. Çocukları. Erhan'ı. Ama hepsini kaybettim. Hepsi böyle kayıp gitti ellerimden. En çok da kendim. Ben artık eski Elif değilim. Bu kadar çok yalan söyledim. Bu kadar bana yakışmayacak şeyler yaptım ki. Babam benden utanıyor biliyor musun? O beni yerlere göklere sığdıramayan babam. Benden utanıyor. Erhan başkasına aşık. Ben sevmediğim bir adamla birlikteyim. Ne yaparım? Bundan sonra ben nasıl yoluna koyarım hayatımı bilmiyorum. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Canım benim. Elif Hanım. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben sizi Berkay'a götüreyim. Tamam. Ne kadar da mutlu görünüyor canım oğlum. Size bir sarılabilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten siz çok iyi birisiniz. Keşke. Keşke öyle olabilsem. Öylesiniz. Bence Tuncay çok şanslı biri. Elif abla doydum ben. Kalkabilir miyim? Bir tanem birazcık daha ya bak portakal suyunda duruyor. Ümmügül. Berkay'ın karnı doymuş. Dişlerini fırçalasın yüzünü yıkasın paşam. Gel yavrum. Hadi gel bakalım. Sen kal. Buyurun Şükran Hanım. Ne söyleyeceksiniz? Dün gece benim evimde kıyametler koptu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Evet, Tuncay da ben de istemezdik böyle öğrenmenizi. Begüm çok söyledi ama ben ihtimal vermedim.
Meğer sen saman altından ne sular yürütüyormuş. Ne söyleyecekseniz açık açık söyler misiniz lütfen? Hangi birini söyleyeyim kızım? Ha? Erhan'ın eski nişanının olmasını mı? Sibel'e olan nefretini mi? Evli oğlumdan hamile olmanı mı? Sana hiç güvenmiyorum. Niyetinin ne olduğunu da hiç anlamıyorum. Diyelim ki evlendiniz. İlerisi nasıl olacak hiç düşündün mü? Biz Tuncay'la her şeyi düşündük Şükran Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Bana bak. Aynı çatı altında yaşayacaksak... böyle ukalalıklara asla izin vermeyeceğimi bilmen gerekiyor. Efendim Nihan Hanım. Annem mi o? Evet canım. Evet, evet. Tabii ki görebilirsiniz Berkay'ı. Ben adresi yazıyorum şimdi size. Görüşmek üzere. Hadi bakalım gidip hazırlanalım. Yaşasın. Bir dakika, ben yanlış mı duydum? Sen benim torunumu o kadına mı götürüyorsun? Evet. Ne var bunda? Annesini görmeye gidecek Berkay. Böyle bir şeye asla izin vermem. O kadın benim torunumu kaçırdı. Anneni görmeye giderken en güzel kıyafetlerimizi giyelim, tamam mı? Hadi gel bakalım. Görüşürüz babaanne. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Daha içinizde kalan, söyleyemediğiniz, kusmak istediğiniz bir şeyler varsa buyurun çekinmeyin, söyleyin. Gel canım. Anlaşıldı. Gelen gideni aratacak. Efendim Şükran Hanım. Bu Elif'in akrabası, yakını kim varsa hemen bul. Görüşmek istiyorum. Çok iyi düşünmüşsünüz evimin sultanı. Ben bu akşam yemeğe gelebilir miyim acaba? Hemen labaleşmeyin Tahir Bey. Alo. Geç. Şükran Hanım, Burhan Bey geldiler. Buyurun. Merhaba. Yasemin, bize kahve yap kızım. Ben sizi kızınızla ilgili konuşmak için çağırmıştım. İsabet oldu. Benim de size söyleyeceklerim vardı. Oğlumla kızınızın arasındaki münasebetten haberiniz vardır diye düşünüyorum. Var, var tabii. Sizden ricam Burhan Bey, kızınızla Elif'le konuşmanız. Kızınız hem oğluma hem kızıma zarar verecek. Bir anne bunları hisseder. Kızınızla konuşmanızı istiyorum ve onu çocuğu aldırma konusunda ikna etmenizi. Ne dediniz siz? Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. En iyi hastane neresiyse orada yapılacak. Hanımefendi, günah. Günah bu yaptığınız. Yani bizim kitabımızda böyle bir şey yazmaz. O çocuğu bu evde istemiyorum. Tuncay'ın 3 tane dünyalar güzeli evladı var zaten. Ben torunuma bakarım. Yeter ki siz benim kızımdan uzak durun. Aileme dokunmayın. Ben hepsine yeterim. Bu söylediklerinizi de Elif'e söylemeye kalkmayın. Yıkılır benim kızım. Burhan Bey. Benim evimde ve nezdimde fakir ama gururlu pozlarınızın zerre kıymeti harbiyesi yok. O çocuk doğmayacak. Siz ne yaparsanız yapın. Tuncay o çocuğun babası olmayacak. Anlaşıldı mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.